Arkent sıcak bir memleket. Çok seviyorum bu Arkent'i. İnsanları, doğası çok güzel. Bu Arkent benim için memleketim olarak ifade edebilirim. Çünkü doğuma, büyüme, buralı olduğum için benim için her şeyi ifade ediyor. Bu Arkent benim için huzur demek. Yani insanların burada yaşamı biraz daha rahat, güvenli demek. Birbirine yardımcı oluyor insanlar burada. Kendiler, herkes birbirine yardımcı oluyor. Dışarıdan gelen insanlar karşı misafirperver. Yani biz öyle görüyoruz. Ben kendi adamı konuşayım, o şekilde görüyorum. Bu Arkent'i tanıtırım. İlk önce tarihinden bahsederim. Böyle gezdiririm. Millet Bahçesi'ni, kent müzesini, havuzu falan gezdiririm. Tarih eserlerimizi gezdirebilirim, müzelerimizi. Ondan sonra mesire alanlarımızı. Gezilecek çok yer var ama bir sürü yer var yani bu Arkent'te. Aslen Buharkentliyim. Eşim de buralı. Şehit Mehmet Esin Üsteğmen'in eşiyim ben. Eşimi kaybettikten sonra Buharkent'e yerleştim. Buharkent'te şunu gördüm. Gelişmeye yatkın. En güzel yer olan bir ilçe gerçekten. Zaman geçtikçe Buharkent'teki gelişmeleri gördükçe yanılmadığımı gördüm. Bu yörede, bu çevrede gerçekten parmakla gösterilecek ilçelerden bir tanesi diyebilirim size. Millet Bahçesi, Kent Müzesi, ki Kent Müzesi'nin benim için, bizim ailemiz için çok önemli bir yeri vardır. Eşimin anneannesinin, dedesinin yaşadığı ev. Bu müze işlendikten sonra o eski yapı, dekore edildikten sonra güzelliği bir kat daha ortaya çıktı. Gerçekten Buharkent'e layık olan bir kent müzesi haline geldi. Kalabalık bir aileydik. Sofranın başında oturduk mu 14 kişiydik. Allah ben 3 yaşlarına kadardım. Bahçeye götürdürdün İncir Bahçesi'ne. Pazar için cuma gün geldiğinde evimiz yıkılmış. Çok üzüldüm. Ağladım. Babamız dedi ki, sana daha güzel bir ev yapacağım. Ağlama kızım falan dedi. Yani o durumlar unutulmuyor.